İğne alıcı test cihazını tanıtıyorum. Şu şekilde. Cihazımızın iki ayrı modu var. Bir normal 45 derece açıyla alevimizi uygulayabiliyoruz. Bir de diğer istersek ikinci modelimiz var. 90 derece açıyla, yani dik bir şekilde iğne alevini uygulayabiliyoruz. Ya da onda yine 45 dereceyle o modelde de uygulayabiliyoruz. Modların dışında iki ayrı özelliğimiz var. Numuneyi, ürünü takip etme özelliği var. Koyduğumuz numune neyse onun altındaki mesafeyi sürekli iğne alevinin ucuyla, iğnenin ucuyla eşit mesafede olacak şekilde ayarlayabiliyor. Bunu seçersek manuel ya da otomatik ayarlatabiliyoruz. Ben şu an manuel seçtim. Timing modda da istersek numunede başlayan alevlenmeyi ve biten alevlenmeyi cihazın otomatik tespit etmesini sağlayabiliyoruz. Bunu üzerinde gördüğünüz şu şekilde lazerlerle sağlayabiliyor. Sensörlerle sağlayabiliyor. Bu sensörler karanlık ortamda çalışması gerekiyor alev algılayabilmesi için. Yani bu şekilde bunu otomatik seçersek karanlık bir ortamda cihazı çalıştırmamız gerekecek. Ben yine manuel seçtim. Şu an mod 1'de çalıştırıyorum. Alev uygulama zamanını ne kadar olduğunu 15 saniye. Alev açısını seçebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. 45 derece zaten mod 1'de bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde cihazın ayrıca kumandası da var. Başlama ve bitişi kumandayla yapabiliyoruz. Alevin ne kadar sürdüğünü, bittiği zamanı gözlemleyerek kumandayla onu da kumandadan cihaza gönderebiliyoruz. Bu şekilde çakmağımız da var. Otomatik bir şekilde beslemeyi yaptıktan sonra gaz beslemesini direkt buradan alevi başlatabiliyoruz. Buradan start'a basmıyorum. Direkt kumandadan başlatıyorum ben. Gördüğünüz start işareti yandı. Yeşil. 15 saniye 45 derece açıyla alev uygulayacak. Şu an bizim alevimiz yok ama 45 derece açıyla gidiyor. Numuneye uygulayacak. Şu an sayaç başladı. Yine kumandamızdan stop yapabiliyoruz. Herhangi bir anda. Şu an süre saymaya başladı. Alevli yanma, eğer alevli yanma varsa söndüğü anda kumandamızdan ya da Flame Holding Pause'dan şu tuştan durdurabiliyoruz sayacı. Ben buradan durduruyorum. Şu şekilde. Süreyi de buradan, yani uzaktan da kumandayla yönetebiliyoruz süreci. Eğer kabin içinde alırsanız bu cihazı, kabin dışından bu işlemleri kolaylıkla herhangi bir duman altı olmadan gerçekleştirebiliyoruz.